Selam, yeni bir vloga hoş geldiniz. Gelin size biraz Johnny'yi göstereyim, annemlere gidiyorum. Bugün Johnny'nin aşı termini var. Bir dedim ki siz de çoktan beri Johnny'yi görmediniz, özlemişsinizdir üst üste. Özlendin, çok özlendin ge. Sevinmeye bak, tutlamalara bak. Yerim ben şimdi. Paşam. Johnny'im. Nerede benim canım? Gel bir. Kaç ablaya. Kaç. Yerim ben seni. Yerim abam, yerim. Aşkım benim. Canım. Yapam. Koştur. Gel buraya. Gel. Johnny, şşşt, hey. Ne komik. Bak, o gözleri yerim ben. Abam. Koştur. Araba gezmeyi dendi mi? Aynı ablası gibi değil mi? Gezme dede. Başka bir şey deme. Eve geldim ve çabuk olması gerekiyor için McDonald's'tan arkadaşlar yemek getirdim. Ufak bir göstereyim çünkü galiba Almanya'daki McDonald's'tan Türkiye'deki McDonald's'ta bayağı bir fark var. Ürünlerde vesaire. Bunu biliyorum ama 15 sene oluyor galiba. Kuzenlerimle McDonald's'a gitmiştik ve chicken nuggets sipariş verdim. Curry sosuyla. Adam dedi ki ne sosu ya, sadece ketçap veya mayonez var gibisine. Burada chicken nuggets'in yanında köri sosu var isterseniz. Acılı sos var, barbekü sosu var. Bakın şöyle. Şeylerin içinde şöyle görünüyor. Ondan sonra tat, tuzlu soslar vesaire var. Ufak bir göstereyim sadece. Markus'un küsü bir krosti. Du musst umdrehen zu mir. Evet, şöyle bir şey arkadaşlar. İçini mi göster? Das ich sehen kann. Ich sehe nichts. So. Bunda arkadaşlar hamburger eti, sığırdan peynir, ondan sonra üstünde patates mücveri var arkadaşlar. Bir köste deniliyor. Sanırım Türkiye'de hiç yok. Dediğim gibi chicken nuggets, bir de curry sosu. Benimkisi de royal test. Normal hamburger veya cheeseburger çünkü peynirli. Üstünde salata, domates ve mayonez var. Öyle yani. Bir de afiyet olsun. Selam. Böyle karanlık bakmayayım. Bir dakika açayım şunu. İşten eve geldim. Bir bizimkilere şimdi mama vereceğim. Ama bizimkiler derken bugün çok bizim için çok mutlu bir gün arkadaşlar. Çünkü bugün damatımız ilk defa evin içindeki tuvaleti kullandı. Evet, yani demek oluyor ki damat bey de böyle kışın günler boyunca evde kalmaya hazır. Yani biz tutmayacağız, evde isterse gidebilirdi. Ama indiğil adam biliyorum, böyle kar falan olduğu zaman bazen 2-3 gün dışarı çıkmıyor. Yani bizim için gerçekten çok başarılı ve güzel bir gün. Nerede bizim damatımız? Şurada. Yok hayır, nerede? Bu indiğil am. Damat nerede? Burada. Ya aferin sana, çok iyi yaptın. Evet, gerçekten çok 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 iyi yaptı. Evet, kedi sahibiyseniz böyle konular gerçekten çok önemli. Çok çok önemli olan bir şeyler. Evet, ben bizimkilere mama vereyim. Selam arkadaşlar. Bugün cuma ve yarı gün tatil aldım. Yani yarı gün tatil işte. Ve arkadaşlar Ludwigsburg'a gidiyoruz. Ufak bir Ikea'ya uğrayacağız arkadaşlar. Yani biz ikimiz. Yani biz sizlen. Markus çalışıyor çünkü. O Ikea'da çok ufak gerçekten kasadan girip alıp, çünkü hemen kasaların arkasında, alıp çıkacağım. Ondan sonra eve gideceğim arkadaşlar. Başıma iş mi açıyorum? Evet.
Ama rahatım daha önemli olduğu için ve hayatımda daha kolaylaştırmak istediğim için bir olayı göstereceğim size tabii ki. O yüzden bu adımı, yani bu adımı atmam gerekiyor. Evet, çok gizemli konuştum değil mi? Neyse. Gidelim alalım, ondan sonra evde görüşürüz, tamam? Biz annemle alışverişe geldik arkadaşlar. Akşam oldu. Sonra gösteririz ne aldığımızı. Biz eve geldik arkadaşlar. Çabuk yapmamız gerekiyor çünkü akşama dediysem bir saat sonra komşularımıza davetliyiz. Şurada yeni ev falan yapacaklar ya. Ufak bir market alışverişi yaptım. Gördüğünüz annemle Lille'deydik. Onu göstereyim. Ondan sonra bir şey daha göstereceğim size. Şimdi şuraya bir attık arkadaşlar. Size göstereyim diye. 10 tane organik yumurta. 2 tane şöyle el kağıt havlusu. Selpak vesaire. Sarımsak aldım. Ondan sonra limon vardı. Domates. Canım istedi. Böyle makaho vardı arkadaşlar. Şu şarap, bunu komşularımıza şimdi giderken götürmek için. Şöyle iki kilo, 2,5 kilo patates. Ondan sonra şöyle biber aldım. Dolmalık biber yapmak için. Biz bunları da çok seviyoruz. Çünkü böyle etli etli oluyor. Yani anlıyorsunuz değil mi? Demek istediğimi anlıyorsunuzdur. 2 tane krema. Bir tane salatalık. Ondan sonra Markus şunu gördü. İşte ballı yoğurt gibisine şöyle şeyin içinde bir tatmak istiyorum dedi. Dedim al. Ondan sonra bir tane yaş maya, kremayı göstermiştim. Şurada bir de ceviz içi var. Ondan sonra şunu Markus almış. Vegan somon balığı. Yani somon balığı olmayan bir somon balığı. Denemek için bakalım. Şurada bir tane pırasa var. Ondan sonrasında şurada arkadaşlar havuç var. Şurada 2 tane elma var. Ve şunlar arkadaşlar hazır, taze makarna. Bakalım benim yaptıklarım gibi güzel mi? Evet, yani bunları denemek için fettuccine, böyle biraz daha ince türü. Bu da tagliatelle. Bunu sanırım bu ikisini yarın falan yaparız diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunların hepsine 40... Yok, hayır. Tabii ya, şarap da vardı içinde. 46 euro mu 48 euro mu ne verdik? Bunları gördüklerinizi arkadaşlar. Ondan sonra işte annemi almaya gittiğimizde annem dedi ki, sonra dedi gene eve geldiğimizde benden yukarıya gelin dedi. Çünkü babam, ilk defa duyuyorum, babam çiğ köfte yapar, onu biliyorum. Bir de ondan çiğ köfte yiyin, bir daha hiçbir yerde çiğ köfte yemezsiniz. Çünkü süper yapıyor. Ama kırmızı mercimek köftesi yapmış benim babam. Canı çekmiş. Sonra demiş ki ben yapacağım gibisini. İşte internette, YouTube'da falan bilmem ne tarif bakmış. Ve bakar mısınız şunların güzelliğine? Yani babamın eline koluna sağlık, bir tane tattım zaten, süperdi. Dedim vay, babam belki şimdi şeflerin altına, yani nasıl derler, belki şef olur. Yemek yemesini seven insan zaten yemek yapmasını da sever ve bütün aile, bizim annesi, yani Markus'un annesi babası olsun, biz hepimiz yemeği seviyoruz. Babam da öyle ve yani gerçekten gurur duydum babamla. Evet arkadaşlar, bu bilgilerle de vlogu bitirmek istiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Kendinize lütfen dikkat edin arkadaşlar. Ve çok öptüm hepinizi. Bye bye.